Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yemeğimize içeriden başladık. Güzel bir taze fasulye yemeği yapayım dedim. Ne yapayım şaşıyorum böyle. Onun için güzel bir taze fasulye yemeği yapayım dedim arkadaşlar. Taze fasulyemiz şöyle barbunya gibi olan var ya, ondan yayla fasulyesi, bu çok seviyorum onu. Malzememi hazırladım. Soğanımı soydum. Biberlerim, domatesim hepsi burada. Kıymamı da ocağa koydum. Kavruluyor. Şimdi domatesim soğanı doğrayacağım arkadaşlar. Soğanı doğradıktan sonra da şöyle aslında yanına getirsem. Soğanı doğradıktan sonra da güzelce şey yapacağım. Kavurup domatesini, fasulyesini işte hepsini bir ayarlayacağız arkadaşlar. Hemen şöyle irice soğanla içine doğrayayım güzelce. O kavrulsun. Altını kıstım. Pat pat edip etrafa sıçrıyordu. Onun için. Onu kavrulduktan sonra şöyle derecesini yükselteyim. O kavrulduktan sonra fasulyesini atalım arkadaşlar. O zamana kadar bu domatesini atarım içine. Şu biberler arkadaşlar, uçları bakın şöyle ucunu göstereyim. Ucu şöyle büzüşük. Bunları 7 liradan aldım arkadaşlar. Normalde adam seçmiş, kenara koymuş. Dedi ki abla dedi, biber almıyor mu? Dedi ki biz de sağlam ha. Sadece uçlarında şöyle büzüşüklük var. Biber almıyor mu abla dedi. Dedim kaç lira dedim. 10 lira dedi, alırsan dedi. Ya dedim almışken dedim bari azıcık fazla alayım dedim. Bizim çocuklar dedim közlemesini niye seviyorlar dedim. Aynı dediğim gibi de doğru, çocuklar közlemesini seviyorlar. Abdullah götürüyor, közlettirip getiriyor. Kahvaltıda olsun veyahut da akşam yemeğinde olsun. Mesela diyelim ki hadi kebap yaptın, kebabın yanında olsun. Güzel, közlemesini seviyorlar arkadaşlar. Onun için ben dedim böyle biraz fazla alayım dedim. Tamam dedi. Toplam zaten bir poşet çıktı işte. Bu poşetten artık ne kadar, 3 kilo mu ne çıktı tam bilmiyorum da 3 kilo herhalde çıktı. 7 liradan saydı, ben de aldım geldim arkadaşlar. Çok az şöyle salça kullanacağım arkadaşlar. Salça olmadan olmuyor. Şöyle
pencereden yemeğin kokusu olduğu gibi dışarıya çıkıyor. Bir de elektriği fazla yapmıyor arkadaşlar. Bir ay kullanmış, denemesini yaptık. Elektrik faturasına baktık. Faturada sadece yani 100 lira fark etti diyebiliriz yani. Niye derseniz, çünkü tüp alsam 40 gün gidecek bana. 570 lira olmuş tüp. Ben tüpte, bu da bir de hızlı, hani çabuk da pişiriyor. Çay koyuyor mesela, ben kahvaltıda çay koyuyorum. Çocukların yatağını toplayıp gelene kadar bakıyorum ki ne çay kaynamış. Ondan sonra demliyorum. Demledikten sonra altını kısıyorum. Kısınca orada kendi kendine şey yapıyor. Kırmızılar daha çok acı, yeşiller o kadar değil arkadaşlar. Aynı cins biber ama kırmızısı daha fazla acı. Çünkü o günü ilk aldığım gün işte közlettirdik. Abdullah'a dedim al oğlum, onlardan közle getir dedim. Közlettirdik. Rümeysa hatta yedik. Biberi kırmızı yiyince benim ağzım çok yandı. Rümeysa'ya dedim yeşil nasıl dedim. Yeşil dediler ne dedi, fazla acı değil dedi. Hani acı ama öyle yapmıyor dedi. En son şey kaldı arkadaşlar, sarımsağı kaldı.
sarımsak da olmazsa olmaz arkadaşlar. Kafiler ne haber? Şöyle bakarım. Ne yapıyorsunuz? Bir de içeride. Tel olduğundan daha iyi gösteremiyorum. Bunların altına bugün kırmızı toprak serdim. Islattı eski toprakları. Serdim dedim bari rahat etsinler. Su kaplarını da temizledim şöyle. Yem de attım. Yemlerini bitirmişler. Hatta şöyle bir daha atalım. Şöyle katayım. Telefonu bir dakika. Şöyle ve hatta şöyle yapalım. Burası daha güzel. Hemen kapıya koşun. Alın yemek yiyin hadi. Evet, cücüklerimiz. Buyurun efendim. Sizler de buyurun efendim. Doğuruz biraz asabi. Bakın baba, döndü bana vuracak şimdi ayağıma. Arkada bir tane tavuk kaldı ya, onu sıkıştırıyorum zannediyor. Aman bağırma, aman. Üç horoz, iki horozuna gelmesini istemiyorum. Şöyle kırmızı topraktan biraz da burada var. Şöyle kayısı ağacımız. Şöyle portakallarımız. Şöyle maşallah olmuş biri. Burada Kıbrıs mandalinası. Şöyle. Yani bundan daha olmaya var. Şöyle 10-15 güne kadar olur herhalde ya. Eski ama tatlılar da oluyor. Yenince güzel de oluyor. Ama suyu sıkınca bunun şeker gibi. Yani eski mandalina yerken eski ama suyu şeker gibi. Bal gibi. Portakallar maşallah olmuş. Bizim portakallar güzel ya maşallah. Burayı belleyeceğim ama bir türlü fırsat bulamıyorum. Limonumuz kurudu. Neyden kurudu hiç bilmiyoruz. Birdenbire soldu, yaprağını döktü. Böyle kurudu. İskelet gibi kalmış. Vah garibim vah. Evet, bu da kayısı ağacımız. Şeftalimiz vardı. O da kurumuştu. Olduğu gibi. Zaten kendiliğinden düştü. Şu çinkondu bir de çukur olan yer. Kendiliğinden düştü. Yani biz böyle düzenli kattık. Şöyle narlarımız var. Şurayı oymuşlar tabi. Şurada. Şurada. Burada. Burada. İki tane ağaç var. Bu eski, bu tatlı. Yani tam bilmiyorum hangisi eski, hangisi tatlı ama biri tatlı, biri eski. Hangi ağaç eski, hangi ağaç tatlı bilmiyorum. Burada da yeni dünyamız var. Yapraklı. Her zaman hiç dökmez yaprağını. Mübarek görmedim daha. Burada da şeftali ağacımız var. Şöyle göstereyim.
Bundan bu sene 2 tane yedik. 2 tanesi olmuştu. Evet, tavuklarımız yerlerine gelmiştir. Orada yemek parçası var, onu yiyorlar hepsi. Kapış kapış. Oraya da ben bir tane kasak attım şöyle. Hatta horozun biri girmiş, celpin. Sabahleyin baktım, o biri toprağı yumurtlamış. Dedim kasayı katayım. İçine de biraz toprak attım, belki yumurtlarlar. Saman olsaydı saman katacaktım. Sonra düşündüm, dedim yağmurda çamurda dedim kötü olur. Geç samanım da yok da. Bir arkadaştan isteyecektim. Sonra dedim kalsın dedim, hiç istemiyorum. Toprak katayım, toprağı yumurtlarlarsa toprağı yumurtlasınlar dedim. Şöyle. Ekmek parçası orada daha sürüklü tek başına. Burayı da süpürdüm ama pek de süpürülmüşe benzemiyor yani. Tavukların pisliği yere yapıştığı için ancak bu kadarlık oluyor. Malayla sıyırdım ama fazla şey olmadı. Şu ıslaklık olan yer şey, sabahleyin marul attıydım. Onun ıslaklığı. Süpürdüm, temizledim. Daha kurumamış. Evet, kimisi de su içiyor mavi kaptan. Şimdi sıra sıra su içmeye başlarlar. Biri de ağzında dolandırıyor ekmeği. Şöyle göstereyim. Zeytin ağacımız. Fırını. Fırının içi Furkan abiye baktı, olan şu Şuayb dayı da orada. Araba da güzelmiş ha. BMW. Arkadaşlar, salatamı yaptım. Şöyle limonlar sıktım, buraya koydum. Pilavımı da ocağa koydum. Şuradan da taze fasulye. Böyle pişiyor arkadaşlar. Sofrada görüşmek üzere. Arkadaşlar, bugün pilavı Nümeysa'nın istediği gibi yaptım. Şehriyesiz, sade. İçimden geldi zaten. Kimden? Mazda. Ne geldi? Ben arkadaş, o adamla benim aramda. Arkadaşlar, taze fasulyemiz de böyle. Çok güzel oldu. Şu şekilde. Arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.